Vallahi ben gelinimi zaten çok seviyorum ama bazen sizin gazınıza geliyorum. Seviyor musun? Evet. Ah. Merve'yi mi? Ne diyorsun Türkan Hanım? Herkes sussun. Evet, seviyorum gelinimi. Lütfen Merve'yi nasıl sevdiğini, ona olan aşkını anlat, anlat o zaman. Gelinimi nasıl seviyorum bak. İkimiz de yeşillere büründük böyle. Sarıldık kırlarda. Dolaştık. Yasemin Hanım nerede döndürüyormuş ya. Ben de döndürdüm. Kucakladım. Oo. Ayaklarını yerden kestim gelinimin. Ayaklarını yerden evet. Kestin. Tebrik aa. Ediyorum seni. Bu çeyrek meleğine kadir. Türkan sana bir şey öğrettiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederim kız. Gelinimi sevmeyi öğretmişim ne mutlu teşekkür bana. Teşekkür ederim ama sizinki bozuldu maalesef. Sağ olsun Yasemin teyzeden sonra ben kayınvalidemin değerini çok daha iyi anladım. Bal dudaklım, kiraz dudaklım, kurban olurum. Kurban olurum. Seviyorum. Ya çok seviyorum seni. Elde ne kötü kayınvalideler var. Maşallah benim kayınvalidem. Şimdi gideceğim gelinime sarılıp böyle döndüreceğim. Elde kötü kayınvalidelerden sonra. Merve'm tosunum benim geldi. Neyi kucaklamacık diyordum. Seni kucaklayıp böyle ayaklarım. İsterim Merve'm. Canım annem ya. Ay kurban olurum. Bal dudaklım, kiraz dudaklım. Ya sanki. Birine ben bir karar aldım kızlar. Kayınvalideme üçüncü torunu vermeyi düşündüm. Evet böyle bir kayınvalidem olduğu için o kadar şanslıyım ki ona üçüncü çocuğu vermezsem içim rahat etmez. Bir çeyrek. Kız olursa adını Türkan koyacağım. Bugünleri ben çok bekledim, çok. Yarışmadan sonra Allah nasip ederse bir kız çocuğum olsun, adı Türkan olsun istiyorum. Ay. İnşallah. Gerçekten söylüyorum anne, dudakları inşallah sana benzer. Ya Merve senin dünyadan haberin yok ya. Dün kayınvaliden kayınvalideler odasında bana tarla kaldı, bana tarla kaldı demiş sürekli. Yok evet. Artık ya. Ne tarlası kalmış ki ona? Öyle bir durum olsa benim niye haberim olur? Aa, sen o yüzden mi iyi davranıyorsun kayınvalidene yoksa? Öyle bir durum olsa yapacağım. Ben... Ay, bir dakika yönetmenim ya. Merve'nin hiç bunlardan haberi yok. Varsa görüntüleri gösterebilir misiniz? Yok ya, böyle bir şey olamaz. Niye Hanım bir gelsene. Hı? Gelsene. Tarla davası vardı bizim sonuçlanmış. Bayağı bir büyük bir meblağ. Siz anlarsınız bu işlerden. Beni birine yönlendirirsiniz. Evet. Merve duyarsa bunu hemen atlar. Bana bir şey kalmadı ya. Aa. Ben senin Merve'ye malını senden mi alacak? Alır, Merve alır. Bir baksana, bir dakika. Bildiğin biri varsa kapma kapat beni bir yönlendirsin. Bu ne ya? Hayatım bu çok büyük bir para. Beni de görsün artık. Yani gerçekten ciddi bir para. Ben ev alacağım onu. Merve sakın duymasın. Şu anda çekim başlamadı değil mi? Yok çekim mekim yok ya. Daha temizlik yapıyorlar. Hiçbir şey yok. Neden korkuyorsun sen? Merve bunu öğrenince ne yapabilir ki? Merve para konusunda çok şey. Senden zorla mı aldın? Evet zorla mı aldın? Oğluna söyle Merve bilmesin. Oğlum gene kandırır mı? Ben sana çok kıymetli birini yönlendireceğim. Ama gerçekten bir talih kuşu konmuş sana. Beni de göreceksin değil mi? Türkan anne ne oluyoruz? Türkan anne. Ne oldu kızım hiçbir şey yok ya. Hüsne'yi bilmiyor musun sen? Uydur uydur anlatır bir şeyler. Hayır asla. Aramızı olmayan bir şey insanlar. Aramızı. Bir dakika beni dinler misin? Olmayan bir şeyi nasıl üretsin insanlar? Üretir o. Ben biliyorum. Bu konuda sana inanmak istiyorum ama nedense inanamıyorum. İnan sen bana inan. Anne bak iki dakika öncesi seviyorduk birbirimizi hatırlıyorsun değil mi? Evet gene seviyoruz. Anne bak altından bir şey çıkmasın. Bir şey çıkmasın. Hayır sen kimsenin gazına gelme. Altından hiçbir şey çıkmaz. Nerede? Arsalar nerede biliyor musun? Civri miydi? Cildi miydi? Çivril. Çivril. Bak sen Çivril demek. Evetim çivril ya. Bak öyle bir yer varmış. Orada da öyle yazıyordu. Orada da öyle yazıyordu. Çivril'deymiş. Neresi? Ne gördünüz tam olarak Hüsnü Hanım siz? Çivril'deki arsaların adres bilgileri, kendisine kalan mal mülklerin. Ama ne mal mülk.
istemiyorum. Sana inanmak istiyorum. Lütfen yüzümü kara çıkarma. Merve, hadi bakalım anne. Efendim? Merve, sen gerçekten kayınvalidine inanıyor musun ki keza benim kayınvalidem olmayan hiçbir şeyi söylemiyor ki? Yani aslında paradan bahsettiğimiz için pek inanasım gelmedi ama hani yani... bu kez masum olduğunu düşünüyorum. Ben olmayan bir şeyi neden söylesinler ki? Yani benim var ya, dedemizden kalma bir miras olayı var. Ciddi de bir rakam gerçekten. Bak, bir de o divriği mi dedi? Civriği mi dedi? Bak orayı kayınvalidem nereden bilsin? Demek ki böyle bir yer var. O bir enteresan geldi. Kafama takılmadı değil ama hani yine de ona güvenmek istiyorum. İnan ki yorumsuz kaldım. Allah daha çok versin de. Ölümünü inkar ediyorum Türkan Hanım. Ay sakın ağlama şu anda. Ya zengin sevinçten ağlıyor. Bence zengin olmuş çünkü. Zengin oldu. Niye ağlıyorsun? Bir dakika kızlar. Türkan ablacığım. Konuşmak istemiyorum zaman. Aa. Yine ölümünü inkar mı Türkan? İnkar ediyor. Gene gözyaşlarıyla insanları kandırmaya çalışıyor. Gelin. Hayır. 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 Başladı. Nasıl oyun parkı? Bu ne ya? Sıkıştı mı kaçıyor? Sıkıştı mı kaçıyor? Ben gerçekten sinir oluyorum artık ama. Bu ne ya? Aa, vallahi çocuk oyun parkına çevirdi burayı. Hayırlısı yani, olsun Merveciğim, mirasınız da. Merve tebrik ederim. Vallahi ben Türkan Hanım'ı çözemiyorum ya. Daha inanmam onun hiçbir sözüne. Ya ben ağzım açığım, hala ağzımı kapatamıyorum. Çok ciddi bir meblağdan bahsediyoruz. Ve böyle bir konu varmış yani. Hep var, yıllardır var ama Hüsnü Hanım teşekkür ederim. Zenginmişiz de ben bunun farkında değilmişim. Merve yani bu kadar... sana söylememeyi düşünüyormuş ya. Ya bu nasıl olacak? Ha, üstüne artık atlar falan ne diyor. Ne yapacaktı? Yurt dışına kaçtıktan sonra mı haberim olacaktı? Bilmiyorum. Aa, artık. Hani yani şu an onun söyledikleri ona tekabül burnunu ediyor çünkü. Burnunu bırakamaz. Bırakır. Hüsnü Hanım, pardon, hatlarım karıştı artık, dilim dönmüyor sinirimden. Hakikaten Nursen Hanım, yani yapar Merve, kayınvalidemden bahsediyoruz yani. Canım dedem diye ağlıyormuş. Aa, ay, bana yaşatmadınız diye hüngür hüngür ağlıyor. Biraz önce dedem yok diyordu. Ya Türkan teyze tabii, ya. O kadar da bana da kaldı dedemden. Şey, kayınvalidemi tutun, Denizli'ye kaçmasın lütfen. Gerçekten kaçmasın. Kaçar mı? Kaçar. Kayınvalidemse bahsettiğimiz kişi kaçar. Sen yemin ederim bayağı sabırlısın ha. Daha taşı. Dedemin mevzusunu kapadın, ondan sonra gireceğim. Türkan abla. Ne dedi? Dedemin mevzusunu kapadın, gireceğim. Çok sinirlendim. Benimle ağlayacağım yemin ederim. Bir saniye arkadaşlar. Türkan Hanımcığım, lütfen benle pazarlık yapma. Şuraya oturur musun? Lütfen kapadın, öyle gireceğim. Şuraya oturur musun? Sonuçta burada konuşmuşsun. Alışkanlık haline geldi sende orada bakınmak. Evet. Hayatım, gözümüz yok. Oh Allah, daha çok versin. Yemin ederim çok mutlu oldum. Sadece sen bizi boş ver, gelinini açıklamanı yap. Vallahi ben Merve'nin arkasındayım. Annesi gibi, ablası gibi. Soruyoruz sana yani. Neden atlar Merve diyorsun? Ben açıklamayı. Hayır, öyle şey olabilir mi? Kendi anne, sana tek bir şey söylemek istiyorum. Madem böyle bir para geldi bizim hanemize. Hep birlikte sevinsek, hep birlikte ya, ortak olsak. Ya. Ve biz burada gerçekten çocuklarımızdan ayrı kalıp da bu yarışı yapmasak olmuyor muydu? Merve, geldiyse bile daha eline bir şey geçtiği yok. Tamam. Ne yapalım, buradakileri de alıp böyle üstüne mi katalım? İtiraf ettin mi? Ondan bahsetmiyorum sana. İtiraf ettin değil mi? Mirasınız gerçekleşti mi? Daha almamış olabilirsin. Hayır, gerçekleşmedi daha. İşlemler başlayacak yani. Tabii. Dava sonuçlanmış mı? Öyle anne mi? Bu miras sana geldi mi, gelmedi mi? Gelmedi daha Merve. Elime bir şey gelmedi benim. Resmi kayıtlardan bahsediyor. Ona bakma sen. Aaa! Türkan ya, elimize bir şey gelmedi Merve. Bankaya gelmiş olabilir mi? Eline gelmiş olmayabilir ama bankaya gelmiş olabilir mi bu para? Dikkat ediyorsan avukattan bahsettik değil mi? Daha avukat şey çözmüş işini anne. Ne zaman çözüyor daha işini? Ne zaman? Ay Türkan abla, sen vallahi yoruyorsun. Allah'ım, delireceğim ya. Hayatım, ya Resulullah. Bir mahkeme varmış, o sonuçlanmış değil mi? Geçmiş olsun, sonuçlanmış. Evet. Anne söyle. Sonuçlandı dedim ya, daha elimize bir şey geçtiği yok. Tamam. İnşallah en yakın kaç zamanda. Kaç senedir uğraşıyorsun geçer. Gelip geçmeden nereden biliyorsun daha Merve? Hani ne geçtiği? Peki total meblağ olacak mı elimizde? Geçecek mi yani, elinde daha doğrusu? Geçerse sen de duyacaksın herhalde. Neden Merve duymasın diye ısrarla Hüsnü Hanım'a tembihliyorsun peki? Yurt dışına gittikten sonra bana karpostal atarak mı? Ne yapacaktın yani? Dayının yanına gideceğim yurt dışına. Ama ben biliyorum zaten. Nasıl biliyorum? Hüsnü abla, gerçek mi? Mesela yurt dışına çıkmayı mı? Oğlum yurt dışında. Torunun ne olacak?
Orada da var torunu. Gördünüz mü? Alacağım. Ama. Bilmiyorum ya. Alın buradan yakın. Ama yazın şimdi, yanlayın. Biraz da şimdi doğru söylüyor. Orada da torunu var. Onları söylüyor. 10 yıldır göremiyorum. Seninkileri yeterince gördüm. Ama biraz da onları göreyim. Görebilir. Tamam, parayı bulunca ya. Neden onları görüyor? Parasızken bizi parayı görüyor. Bir de öyle düşünün bakalım. Gidemiyor, para olmayınca parası, gidilmiyor Merve gidilmiyor, biliyorsun. Parası olmayınca gidemiyor işte. Vallahi ben vallahi ağzım açık seni ya. Tüm çileyi sen çek orada parayı yesin. Tüm çilesini sen çek Merve orada da parayı yesin. Biz hiç çekmedik bile. Tamam anne zaten çektiğimizin yazık. Mükafatı olarak bir para gelmiş ortaya değil mi? Bu parayı hep birlikte yesek içsek gülsek eğlensek yurt dışına anne, beraber o. Gitsek Merve. Olmaz mı? Olmaz Merve ben sana yetiremezdim o parayı. Yani... Tabii ki miras kalabilir Türkan Hanım'a. Bunu Merve'ye vermek zorunda değil. Ben olsam, ben olsam ben de söylemem, ben de saklarım. Hadi be. Zaten gelinler, hayır, zaten gelinler Nursel Hanım kaynanayı tırtıklama peşindeler. Of Allah'ım. Ay kaynanayı tırtıklasak da ne koparsak peşindeler. Ben olsam ben de Rabia'ya söylemezdim vallahi yani. Öyle bir şey olsaydı ben yıllardır cefasını çekiyorum. Hiç kusura bakmayın da sefasını da sürmek hakkım yani. Bir dakika. Merve dede benim, miras da benim. Kimseye de doyurmak vermek Merve. Zorunda değilim. Anne ben senin kalkıp o düşen bütün paranı istemiyorum senden. Ama en azından benim de bir hakkım vardır, evlatlık hakkım. Ondan benim de nasıl hakkım varsa hep birlikte yer içeriz. Zamanı geldi mi de herkes görecekmiştir. Merve ben senin yerinde olsam o paradan bir kuruş almam. Kızlar almaz abi. Şu anda Türkan Hanım'a böyle yükleniyoruz ya kaçırdınız. Rabia. Evet. Aynen. Ne ben dedi farkında mısın? Ben izliyordum, dinliyordum Türkan teyzeyi. Ama aynı şekilde... Ya ben dedemden kalan mirası sana niye vereyim ya? Ne alaka ya? Allah Allah ne alaka? Ne yapacaksın anne? Hadi sana kaldı 20 milyon. Ne yapacaksın? Daha lüks yaşarım. Yani lüks yaşa. Evet. Biz de ev arayalım. Ne bileyim arabamız aynı kalsın falan ya, değil mi? Yasemin abla hiç mi çocuğunu vermez misin? Ama şöyle bir şey. Bana annem babam mı aldı evi? Ben kendim aldım. Siz de kendiniz alacaksınız. Oo. Böyle bir... Yasemin Hanım bir şey söyleyeceğim sana. Sana da dedenden miras kaldı unutma. Sosyal medyaya soruyorum. Kayınvalidelere de soruyorum, gelinlere de. Bir miras kalsa size, onu gelininizle paylaşır mısınız? Ya da geline kalsa kayınvalideyle paylaşır mı? Ha, o zaman iş değişti. Ya, bir gelinlere sorun bakalım, geline kalsa paylaşacak mı kayınvalide? Direkt söylerim ben. Çünkü sevindim yani, sevincimi saklayamam yani. Yalnız size teşekkür ederim gerçekten.